Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tenekete tavuk yapıyoruz. Evet, bunun için gerekli olan malzemelerimizi sayıyorum. 3 tane patlıcan, 4 adet orta boy patates, 5-6 tane sivri biber, sarımsak, isteğe bağlı, 3 tane kuru soğan, küçük kuru soğan, 5-6 tane domates, 1 tane tüm tavuk. Geniş bir kasemizin içerisine 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Soymuş olduğumuz patlıcanlarımızı ortadan ikiye kesip 3'e kesiyorum. Daha sonra patateslerimizi de dilimliyoruz. Biberlerimizin de baş kısmını kesiyoruz. Ortadan ikiye böldüm. Onları da bu şekilde doğruyorum. Yalnız şu biberlerim çok acık. Bunları ayırıyorum. Onları ayrı kullanacağım. Soğanımızı da 3'e kestim. Daha sonra tekrardan 3'e kestim ki biraz büyük olsun, iri olsun. Tavuğumuz pişerken soğanlarımız içinde kaybolmasın. Domateslerimi de ince ince kıyıyorum. Bunlar içinde erisin istiyorum. Sarımsaklarımı da aldım. Onları da biraz küçültüyorum. Tuzlu suda bekletmiş olduğum patlıcanlarımı yıkayıp süzdüm. Onları karıştırma kabıma alıyorum. Doğramış olduğum soğan, biber, patatesleri de ekliyorum. Sarımsağımı da ekledim. 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası karışımı. Karıştırma kabına aldım. 1 su bardağı su ile açıyorum. Yapmış olduğumuz sosumuzu sebzelerimizin üzerine ekliyorum.
tavuğumuzun içerisine eklemiş olduğumuz suyun nedeni tavuk pişerken ona buhar vermesi açısından kullandım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. İsteğe bağlı baharatlardan ekleyebilirsiniz. Karabiber ekliyorum. Tuz ekliyorum. Pul biber ekledim. Toz biber de ekledim. Sebzelerimizi güzelce harmanlıyorum sosuyla. Aparatımızı hazırladım yanımda. Hemen şöyle yerleştiriyorum. Evet, ayırmış olduğum acı biberlerimi de güzelce yerleştirdim. Acı severler yesin diye. Domateslerimi de en üste ekliyorum ki sebzelerim yanmasın. Tüm tavuğumuz olduğu için elime bir bıçak aldım ve bunu birazcık bıçaklayacağım ki güzelce hava alarak pişsin. Rastgele şöyle bıçağımı saplıyorum. Tavuğumu kenara aldım. Küçük karıştırma kabım var. Ona biraz sıvı yağ ekledim. Biraz karabiber. Tuz ekliyorum. Pul biber ekledim. Çok az. Toz biber ekliyorum. Kekik ekledim. Şimdi bunu güzelce elimle karıştırdım. Tavuğumuzun her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Tavuğumuzu pişirme aparatımıza geçiriyoruz. Tavuğumuz pişmeye hazır. Evet, böyle bir çipriden ateş yaktık. Köz olduktan sonra tavuğumuzu içine gömeceğiz. Tavuğumuz
tavuğumuzu aparatımızın içerisine koyuyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Tavuğumuzu tam ateşimizin ortasına yerleştirdik. Ben ateşe çok fazla yaklaşamadığım için odunları İpek ablam yerleştiriyor. Odunları neden öyle yerleştiriyorsun İpek abla, anlatır mısın? Çünkü her tarafını böyle kaplayacak ateş. Ne kadar sürede pişer? Yaklaşık 35 dakika. Böyle korlu ateş bunlar. Tabii ki bu ağaçlarımız yanacak. 35 dakika korlu ateş, 15 dakikada közde dinlenme aşaması olacak. Yani 45 dakika. 45 dakika, toplam 1 saat. Tamam. Korlu ateşimizi yaktık. Sağlam odunlarımız eğer yanıyorsa onları çektik. Yaklaşık biz 40 dakika korlu ateşte pişirdik ve közlerini tenekemizin kenarlarına böyle istifledik. Şimdilik içerisinde tavuğumuz kızarmıştır diye ümit ediyoruz ve birlikte sizinle birlikte bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Süper kızarmış. Maşallah çok güzel kızarmış. Utandırmadı bizi. Patatesimiz var. Şimdi bunu içerisindeki sosumuz, hem pişecek hem de tavuğumuzun eğer ki iç kısmı pişmemiş ise dinlenmeye bırakacağız. Biz 15-20 dakika bir kahve molası veriyoruz. Böyle kalsın. Evet, tavuğumuz 20 dakika dinlendi. Şimdi çıkarıyoruz. Görüntü şahane. Tavuğumuz ve sebzelerimiz çok güzel kızarmışlar. Tavuğumuz servise hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.